Ladikli Ahmet Hüdayi Kuddise Sirru Hazretlerini seven ve fırsat buldukça ziyaret edenler arasında Mehmet Emin Haksever Efendi de vardı. Ankara'dan yanına bir arkadaşını alarak ziyaret için Konya'ya Ladiye götürür. Ladikli Ahmet Efendi Hazretlerinin evine misafir olurlar. Yemek yenir, sohbet edilir, sonunda hayır dualarla vedalaşılarak ayrılırlar. Ankara'ya dönüşte o arkadaşı haksever efendiye ben bu zatı pek bir şeye benzetemedim der. Hocalarımız hep anlatır ya dostlar, ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri havastandır ama melamet ehli olduğu için avam arasında alalede biri gibi yaşarlardı. O kişi Efendi Hazretlerini sıradan davranışlarıyla avam zümresi içinde görünce kendi gönlünce pek aradığını bulamaz ve bu yüzden onu kalben istihfaf eder. Haksever efendi tabi bu yorumu sukutla ve tebessümle karşılar. Ankara'ya dönerler, evlerine gelirler. İşte o gece ilginç bir olay olur. Gecenin tam teheccüd vakti Haksever Mehmet Efendi'nin kapısı telaşla çalınır. Haksever Efendi kapıyı açar, bakar ki karşısında o arkadaşı ve perişan bir halde. Buyur gel içeri der ve hemen sorar. Hayrola, ne var? Nedir bu perişan halin? Der ki bir saat önce kapım çalındı, açtığımda karşımda Ladikli Ahmet Ağa'yı buldum. Onu görünce ürperdim, şaşırdım. Bana evladım ben yedilerdenim dedi, ve kayboldu